Hard disk, verilerin depolanması için kullanılan bir parçadır. Ancak bilgisayarın dahili unsurları içerisinde en yavaş eleman olduğu için işlemlerin daha yavaş hareket etmesine neden olur. Buna karşılık işlemci çok hızlı çalıştığı için bir uyumsuzluk olur. Bunu çözmek için kullanılan RAM bellek, hard disk ve işlemci arasında köprü vazifesi görerek verilerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Tüm bilgileri depolayarak işlemlerin daha hızlı yapılmasına imkan verir. Ancak üzerine saklanan bilgiler kalıcı değildir. Elektrik kesildiği anda üzerine depolanan tüm bilgiler silinir. Bu noktasıyla hard diskten ayrılmaktadır. Random Access Memory kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen RAM bellek, bilgisayarların ilk dönemlerinde bulunmayan bir parçaydı. RAM bellek nasıl çalışır? RAM bellek çalışırken depolama alanlarına gerek duyar. Bu ihtiyaç, belleğin üzerinde bulunan sütun ve sıra halinde kutucuklar üzerine kayıt edilir. Bunlara hücre adı da verilmekte olup, belleğe geçici bir süre bilgi depolama imkanı vermektedir. Geçici bir süre saklanan bilgiler, dil olarak birler ve sıfırlardan oluşur. Eğer işlemci bir bilgiye ihtiyaç duyarsa, bunu hard diskten ayrılma yerine RAM bellek üzerinden alarak daha hızlı işlem sağlamış olur. Şayet bilgisayarların belleği diğer sistem elemanlarına göre yetersizse, işlemler de daha yavaş şekilde gerçekleştirilecektir. RAM bellek nasıl seçilmeli? Bu belleği seçerken en önemli husus cihazınızı nasıl kullandığınızdır. Eğer hızlı bir sistem istiyorsanız RAM bellek de buna uygun seçilmelidir. Zira işletim sistemleri sistemden belirli miktarda yer aldığı için yüksek bir bellek daha kullanışlı olacaktır. Özellikle oyuncuysanız yüksek gigabyte bellekler daha da kullanışlı olacaktır. Çünkü oyun oynarken bilgiler bu bellekten çekildiği için daha büyük bir depolama alanı daha hızlı bir oyun anlamına gelir. Zira verilerin hard disk üzerinden çekilmesi büyük bir yavaşlığa neden olur. Prodüksiyon ve render gibi işlemlerde de yüksek bir RAM bellek alacağınız sonucu bir nebze yükseltebilir. Buna rağmen bilgisayarı fazla kullanmıyorsanız ya da karmaşık işlemler yapmıyorsanız orta segment bir bellek yeterli olacaktır. RAM bellek nasıl değiştirilir? Pek çok kullanıcıya zamanla mevcut bu bellek yetersiz gelir. Zira yeni bir işletim sistemi, güncellemeler, programlar ve yeni oyunlar sürekli daha fazla alan talep eder. Bu nedenle bir RAM bellek almışsanız masaüstünde şu aşamaları takip etmeniz gerekir. Kasanın tüm kablolarını sökün. Kasayı açmak için yan yatırın. Tornavida kullanarak vidaları açın. Kasanın içine dokunmadan önce elinize topraklama yapın. RAM belleğin takılı olduğu slota ekleme yapın. Kasayı kapatıp kabloları yeniden takın. Ancak bazı anakartlarda boş slot olmayabilir. Bu nedenle satın almadan önce anakartı kontrol edip boş yer olup olmadığını bilmelisiniz. Eğer 8 GB bir belleğiniz varsa ve tüm slotlar doluysa bunun anlamı 4'e 4 şeklinde dağıldığıdır. Bu nedenle 4 GB üzeri bir RAM bellek almanız gerekir. Ayrıca bazı anakartlar yeni teknolojileri desteklemiyor olabilir. Dolayısıyla anakart modelinizin de RAM belleği desteklemesi gerekir.